orada berilinganlarini ichida o'ziga yarasha nozik-nozik eng e'tiborli joylari bor. Bundan bittasi yoshlikdir. Yigitlikdir. Yigitlik ham o'ta e'tiborlik narsa ekan. Bu ham qiyomatda so'raladigan narsa. Payg'ambarimiz alayhisalom buni ham aytdilar. Yigitlikdan ham so'ralinadi dedi. Va yigitligini g'animat qilib o'tkizganlarga katta-katta mukofotlar va'da qilindi. Mana shunday mukofotlardan bittasi arshning soyasida rohat olishlikdir. Sahobai kiromlar o'zlarining yigitlik davrlarini, yoshlik davrlarini payg'ambarimiz alayhisalomning xizmatlariga sarflaganlar. Jumladan mana shunday yigitligini, yoshligini, o'smirligini g'animat bilgan sahobalardan birlari Anas ibn Malik radhiyallohu anhu hisoblanadi. Anas ibn Malik radhiyallohu anhu o'zlari Imom Buxoriyda faxr qilib aytgan so'zlarni keltiradilar. Ana xadamtu li rasulillahi sallallohu alayhi va sallam 10 sanavat dedilar. Men 10 yil payg'ambarimiz alayhi salomga xizmatkor bo'lganman dedilar. 10 yil payg'ambarimiz alayhi salomning madrasalarida ta'lim oldi. 10 yil payg'ambarimiz alayhi salomning suhbatlariga nasibador bo'ldi. 10 yil payg'ambarimiz alayhi salatu vasallamning nazarlarini topishlikka musharraf bo'lgan bu sahobadan ortiqroq baxtli kimsa bo'lmasa kerak. Anas ibn Malik radhiyallohu anhu de onasi yoshlik chog'ida payg'ambarimiz alayhisalomga qo'llaridan yetalab olib kelib uni xizmatiga tashlab ketgan edilar. Shuning uchun ham Anas ibn Malik radhiyallohu anhu buyuk sahobalardan bo'lib juda ham ko'p hadis rivoyat qilganlarni ro'yxatida turadilar va albatta o'z qavllariga, o'z so'zlariga ega bo'ladilar. Juda ko'p kitoblarimizda Anas ibn Malik radhiyallohu anhu rivoyat qilgan hadislardan tashqari Anas ibn Malik radhiyallohu anhu ning o'z so'zlari ham, o'zlarini ilmga bo'lgan targ'iblari ham, duolari ham ko'p joylarda zikr qilinib keladi. Agar e'tibor qilsak, bu ayni mana shu yigitlikni, o'smirlikni g'animat bilmoqlik. Shuning uchun biz bugun g'animat haqida umrni ne'mati haqida gapirar ekanmiz, yoshlarimiz, yigitlarimiz ayni mana shu damda o'zlarini, vaqtlarini bekorga o'tkazmasliklariga harakat qilmoqliklari kerak. Ya'ni biror bir hunarni o'rganib yoki bir ilmni o'rganib, imkoniyati bo'lsa ota-onasi tirik bo'lganda ularni xizmatini qilib, ularni duolarini olish imkoniyati, oila topib, yaxshi bir juftni halolga uylanib Alloh nasib qilsa farzandlar ko'rib, farzandini ham rushd hidoyatlik va quvvat iymonli qilib tarbiya qilishlikdek mas'uliyatni o'tash vazifalari ham aynan mana shu yigitlik davrida bo'ladi. Demak, bu davrni g'animat bilmoq kerak. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi va sallam o'zlari bizga ta'lim berib, haqiqiy musulmon shunday musulmonki boshqalar seni tilingdan ham, qo'lingdan ham azob topmasin deb o'rgatdilar. Shuni bilganligimiz uchun doimo bir-birimizni ko'rganimizda assalomu alaykum deb aytamiz. Sizga salom bo'lsin, ya'ni Allohning tinchligi bo'lsin. Bir-birimizga tinchlik so'raymiz. Tanimizmi, tanimaymizmi? Mana shu tinchlikni so'raymiz. Men bir narsani tahlil qilib ko'rdim-da, ularda bitta odatiga men hayron bo'lardim. Diyarlik xalqi orasida hammasida desam tuhmat bo'lib qolar. Lekin men kuzatishimcha 70-80% assalomu alaykum yo'qolib, o'rniga masalan al-xayr, sabahul xayr, masalan nur degan narsa chiqib qolgan. Xayrli tong, xayrli kun shunaqaga aylanib ketgan. Aslida assalomu alaykum deb sizga tinchlik bo'lsin deyish kerak edi. Mana shu narsa yo'qolgan juda ko'plarida. Juda ko'p mana ayniqsa Misr, hozir mana Suriya qancha urush janjallar bo'lib, shu yerlarda hammasida bir-birini ko'rganda assalomu alaykum demaydi-da, sabahul xayr deb turib chiqadi. Xayrli tong deb. Shunaqa odat bo'lgan. Endi qarang, men bir narsani buni solishtirib, tahlil qilib, bir payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam hadislarini qanchalik darajada bitta hadisga e'tiborlik qanaqaga olib kelishligini ko'rdim. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam aytibdilarki, la tadkhulu al-jannata hatta tu'minu va la tu'minu hatta tahabbu aw la adullukum ala shay'in idha fa'altum tahabbabtum afshu salam baynakum.
Ta imanlı bo'lmaguning kishi cennetke kira olmaysiz, ta bir-biringizni yaxshi ko'rmaguning kishi komil imonli bo'la olmaysiz debdi orqasidan. Sizlarga bir narsani o'rgatayman, dalolat qilayman, agar shuni qilsanglar bir-biringizni yaxshi ko'rib qolarsizlar deb tur salomni yoyinglar. Agar assalomu alaykum deb tursa, yana bu yerda yana bir ma'no bor ekanki, salomni yoyinglar deganda faqat tahiyyot ma'nosida emas, ya'ni salomlashish ma'nosida emas, umumiy salom ma'nosidan kelib chiqib tinchlikni yoyishga harakat qilamiz. Mana shuni qiladigan bo'lsa bir-birini yaxshi ko'rib qolar ekan. Assalomu alaykum deb salomlashib yurgan odamlar bir-birini yaxshi ko'rib qolar ekan. Bu yerda yana bitta hikmat bor ekan. Ulug'lar, ustozlarimiz ahli bid'atlarga salom bermaslikning oqibati ham shundan ekan. Yaxshi ko'rib qolishlikdan uzoqlash. Agar salom berib yursak, yaxshi ko'rib qolamiz ekan. Hadis bor, tamom, bilinib turibdi. Shuning uchun bizning yurtimizda alhamdulillah ulamolar, ustozlar juda chiroyli bir yo'lni tashkil qilib qo'ydi. Mana shuni ushlab ko'rganimizda bir-birimizga assalomu alaykum deb tinchlik so'ragan holatimizda mana shu tinchlikni o'zimizni hissamizni qo'shib yurtimizni obodligiga hissamizni qo'shib olishimiz kerak. Qadim-qadimdan bizlarning odatimiz bor, urfimiz borki, har bir xayrli ishni oldidan duo qilinadi. Mana shu duoning barakotini umid qilib, yaxshiliklarni so'rab duoda bu bardavomlik qilinadi. Ana shundan keyin bu ko'zlangan maqsadlar hosil bo'ladi. Payg'ambarimiz alayhisolatu vasallam o'zlari doimo duoda edilar. Payg'ambar edi, lekin doimiy duoda edilar. Har doim duo qilardilar. Yig'lab duo qilganliklari to'g'risida sahobalarimiz guvohlik beradilar. Agar e'tibor bersangiz, juda duoyimiz ko'p. Men ko'p joyda aytib beryapman. Arabistonga hajga borganimizda bir ham yurtlarimizdan birlari mana shunday o'tirgan hojilarni oldiga chiqib savol berdilar. Sizlar hozir shunday bir davlatda yashayapsizlarki, dunyoda O'zbekistondagi tinch osoyishta, dunyoda O'zbekistondagi go'zal diyor yo'q. Biz shu vatanda ota-bobomiz tug'ilganu, ammo biz bu vatanda yashashlik baxtini ko'rmadik, lekin o'zbek ekanligimizdan doim faxrlanamiz. Va sizlardan bir narsani so'ramoqchiman. Nima uchun O'zbekiston mana shunday istiqlolga erishishligi yo'q, O'zbekistonda tinch omon bo'lishligi, asta-asta xonadonlar barakotga to'lishligini sababi nima deb bilasizlar dedi. Hammamiz endi turlicha javob bergan bo'ldik. Hammasi to'g'ri. Lekin menda boshqa bir mulohaza bor. Yurtimizdagi hamma faiz barakani duodan deb bildik. Faqatgina biz yurtdagina duo qilish saqlanib qolgan, arablarda ham duo qolmagan deb o'sha odam aytdi. Keyin e'tibor bersak, haqiqatda bizda duo qolgan ekan. Ovqat oldidan ham, ovqatdan keyin ham, biror bir ish qilishlikdan oldin ham, keyin ham kattalardan duo olish, to'y, maraka, xursandchiliklarda oldin duo olish va doim duoda bo'lishlik bizda qolgan. Arablarda ham duo yo'q. Mana hojiga borganlar ishlarida bor, domlamiz borgan. Biror marta dasturxonda ustida duo qilganini ko'rmaganmiz. Hozirgacha. Ovqat deydi, turib ketaveradi. Ustida duo qilsang hayron bo'lib qaraydi. Hatto namozdan keyin ham o'tirib biz asodiz duo qilamiz. Uni salom berib turib ketaveradi. Kamdan-kam holatda ba'zilar duolarni ko'ramiz. Lekin umumiy holatda duo qilishlikdan chiqib qolingan. Lekin bizda esa juda duo ko'p. Ba'zan duoni molol ham olamiz ekan. Aslida mana shu duoda baraka bor ekan. Mana barakasini nishonasini ko'rib turibmiz. Chunki Alloh taolo Qur'oni Karimda "Sa'izibla ud'uni astajib lakum." Menga duo qilinglar, men ijobat qilaman degan. Duo bu o'zi asli chaqirish ma'nosida, so'rash ma'nosida, yalvarish ma'nosida ishlatiladi. Payg'ambarimiz alayhisolatu vasallam "Ad-duo ibodatun, duo bu ibodatdir" deganlar. Yana bir hadislarida duo ibodatlarning mag'zi degan. Hamma narsaning eng shirin joyi mag'zi bo'lsa, mana shu ibodatlarning eng shirin joyi bu duo degan. Ya'ni buni ibodat qatoriga qo'shganlar. Va Alloh taolo duo qilmagan bandasidan g'azablanishligi haqida oyatda ham kelgan, payg'ambarimiz alayhisolatu vasallam hadislarda ham kelgan. Duo qilmagan odamni Alloh yomon ko'rar ekan.
Dua kılış gerek. Allah'tan soruş gerek. Lekin dua bilen birer bir nesneni talep kılıçlıkta orasında aynı şey fark var. Talep kılıç degeni bence bir kıyara çay kuş vereyim, su kuş vereyim, daha bunda degen gibiler talep kılıç getirir. Bu birer nesneni isteğini soruş. Ama dua bu nimanedir talep kılıçmez. Dua bu mumin bendenin kalbi bilen, ruhu bilen Allah'a bağlanışı. Bunu kalbimiz bile kılıçlığımız gerekir. Dua kılgenimizde elbette duayımızda Allah eşitip türgenliğini, bilip türgenliğini ve elbette sorgen nesnesimizi bir işlik ki anı iman getirgen halette dua kılıp varmalıgımız gerekir. Eğer dua kılmayı koysa bendeni mütekebbir bende katarıya koşarken ve sami eşitgücü, kurgücü, rızk vergücü bulgen Allah nisbetlerine imanı zayıf bulgen adam sorgenler. Umuman insonning xilqatida o'zi bilmagan holda duo qilishlik bor. Boshimizga musibat tushganda eng birinchi qiladigan ishimiz duo bo'ladi-da. Qachon qiyinchilik tushganda darhol duo qilamiz. Qachon dardmand bo'lganimizda duo qilamiz. Lekin eng yaxshi duo boshimizga hali musibat tushmasdan turib, har biror bir qiyinchilikka uchramasdan turib qilinadigan duo. Allohga iltijo qilib, Allohga yolvorib duo qilish kerak. Resulümüz Aleyhisselatü Vesselam a'lina nikaha ve ce'aluhu bil mesari ve dribu aleyhi dubuf degenlerdi. Nikahlar sengiz bunu elan kılıyordu. Yani toy kılıp başkalar gibi bizde nikah bu adı. Büyüğümüz gibi de kız kirip çıkıp yürse hayran oluyorlar. Bu nikahlık halal bir turmuş bu adı degen manada elan için kılınadı. Ve yine ayet yaptılar ki ve dribu aleyhi dubuf de yaptılar Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam. O şey ilanilerde hem eşitsiz için dombraya çok koyuyorlar diyordu. O duf degeni Araplarda çoladıkken bir dombrası buladı ki hatta iddialık çoladı. Şunu dop 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 bulup vurup avaz çıkarıp koyuşsa iyi bitti nikah toyu böyle yaptığı kendi bilerdiken Araplar. Bizler de yani karneye çok koyardık adam bulmayken eşitken adam nikah toyu böyle yaptıken desin manasıdır. Mana shu nuqtai nazardan to'ydan ko'zlangan eng katta maqsad nikohni e'lon qilish. Ikkinchi maqsad ko'pchilikni chaqirib, mehmon qilib duo olish. Payg'ambarimiz alayhisolatu vasallamning davrlarida Abdurrahmon ibn Auf degan buyuk bir sahoba bo'lganlar bir kuni oldilariga kelib qoldilar Rasululloh. Qarasalar, to' ko'ynayida bir dog' bor ekan. Sariq zafironni rangi chiqib qoldi. O oşu zafaron bir atırgı koşup tayarlanarken bunu fakat yenge kuyumlar siparken. Başkası da bulmasınken. Oşu zafaron koşup geldiği için hani köyle kekigen de rengi çıkıp sarı rengi çıkıp kalarken de bunu körgen adamı bu yenge kuyumlarken de bilinerken kuyum olan alamatı bilinerken. Kuttu şunaka alamatı da Abdurrahman ibn Auf kip kaldılar. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem karasalar şunaka zafaron siparken atır. Peygamberimiz onunla karar verdi. Mahyam diyorlar. Mahyam diyorlar. Arapça, lahçada. Acib. Acib diyorlar. Acib. Abdurrahman siz de bir küyüp olan alamatını koruyup mu ne dedi? Halbuki müylenme gene dedi. Şimdi Abdurrahman ibn Auf biraz uyuyalım. Ya Resulallah müylendim dediler. Karayın Resulümüz aleyhissalatü vesselam birinci verirken sovallarını mı buldu? Mahir genime bildim dediler kareyim. Demeyim mahir cüde yetibarlıyken de kimle aldın, kaçan üyelendin, buna kadar savaş vermediler. Çünkü Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem adette en yetibarlı savaşı başlardılar da. Mahir genime bildim diyordular, bir denek çekilerdiken tülle verdim dedi. Diyordular, ha yakışır. Valla, avlim valla bir şap. Avlim valla bir şap. Bitti koy soyup o zaman valime kıp koy bu masa toy kıp koy dediler. Yani başkalarına nikahını ilan kıp koy. Bir valime kıl. Bitti koy soyup kıl dediler. Onda koy soyup kıl demediler de. Bitti koy soyup kıl dediler. Bana şu bitti bile kifayelenişliydi örgettiler. İsrafta aldığını aldılar. Közlengen maksatta ettiler. Anas ibn-i Malik degen sahaba
Peygamberimiz Aleyhisselatü onalarımızdan biri gibi üylengenlerini eslep aydettiler ki Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem üylengenleri de ben o adamları toy gayet yıkayacağım ben. 300 kişi yıkayacağım şimdi toyda. Çünkü kette toy bu geldi. Tasavvur kılın. Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam deki zat üylengende 300 kişi toy yıkayacak. O şimdi tarihte iyi kette toy değiş yaptılar. Ve arkasından koşup koyaktı o şimdi sahabe ettiler ki. Ama toyam çok zor koyanırdı. Şimdi dasturxonga kurutilgan xurmo, ho'l xurmo, arpa noni bilan zaytun yog'i ham qo'yiladi deyaptilar. Bizi dasturxonda qarang. Rasulullohning to'ylari dasturxonda qarang. Shuni maqtayapti deb, shunaqa zo'r to'y bo'lgan. Demak, aslida to'ydan maqsad ko'z-ko'zlash, isrof qilishlik emas, balki bir kichkinagina nikohning e'loni yo'q. Odamlar chaqirib shukrona qilib duosi